Elimizde klasik bir kapalı türev sorusu var. Sorumuz şöyle. Y eşittir x üzeri x olmak üzere y'nin x'e göre türevini bulun. Bu eşitliğe bakıp genelde şöyle denir. Kuvvet olarak sabit bir sayı kullanılmadığı için kuvvet kurallarını kullanamam. Peki nasıl çözeceğim? Bu soruyu çözmenin püf noktası eşitliğin her iki yanının da doğal logaritmasını almaktır. Videonun ilerleyen dakikalarında işin nerelere varacağını göreceksiniz. Eşitliğin her iki yanının da doğal logaritmasını alırsak elimizde şöyle bir ifade olur. Ln y eşittir ln x üzeri x. Kuvvet kuralları veya doğal logaritma kuralları bize şunu söyler. Bir şey üzeri bir şey biçimindeki bir ifadenin doğal logaritmasını alıyor isek, bu şuna eşittir. Ln x üzeri x ifadesi, evet şuna eşittir. X çarpı ln x. Şimdi ulaştığımız son hali yazayım. Bize verilen eşitliğin her iki yanının da doğal logaritmasını alırsak, elimize şu geçer. Ln y eşittir x çarpı ln x. Artık eşitliğin her iki yanının da x'e göre türevini alabiliriz. Bunun x'e göre türevi ve bunun x'e göre türevi. Şimdi de zincir kuralını uygulayacağız. Zincir kuralına göre bunun x'e göre türevi nedir? Parantez içindeki ifadenin x'e göre türevi nedir? Bu bir kapalı türev aslında. Bu nedenle de dy bölü dx çarpı tüm ifadenin parantez içindeki fonksiyona göre türevi. Ln x'in türevi 1 bölü x'tir. Bu nedenle ln y'nin y'ye göre türevi 1 bölü y olur, öyle değil mi? Çarpı 1 bölü y. Evet, eşittir. Bu ifadenin türevi, bildiğimiz çarpım kuralı. Başka bir renkle yazayım. Birinci terimin türevi yani 1 çarpı ikinci terim yani ln x, değil mi? Evet, artı ikinci terimin türevi yani 1 bölü x çarpı birinci terim yani x. Şimdi elimizde ne var? dy bölü dx çarpı 1 bölü y eşittir ln x artı burası da 1'e eşittir. X bölü x 1'dir, öyle değil mi? Eşitliğin her iki yanını da y ile çarpalım. Ne olur? dy bölü dx eşittir y çarpı ln x artı 1. Burada y olmasını istemiyorsanız değişim yapabilirsiniz. Y x üzeri x'e eşitti. Y'nin x'e göre türevi yani dy bölü dx eşittir x üzeri x çarpı ln x artı 1. Aslında eğlenceli bir soru. Her iki yanında doğal logaritmasının alınabileceğinin akla gelmeyeceği düşünülerek çetrefilli soru veya ödüllü soru olarak sık sık sorulan sorulardan biridir. Elimde bundan da zor bir soru var ve birazdan onu da çözeceğiz ama önce bu soruyu çözmemiz iyi oldu çünkü temel kavramları görmemizi sağladı. Çözeceğimiz daha zor soru gelsin şimdi. Hemen yazıyorum. Sorumuz şöyle. Y eşittir x üzeri, belalı kısım geliyor, x üzeri x. Ve biz dy bölü dx'i yani y'nin x'e göre türevini bulmak istiyoruz. Bu soruyu da çözebilmek için aynı yollara başvuracağız. Bu üstel ifadeyi parçalara ayırmak için doğal logaritma kullanacağız ve sonuçta işlem yapması kolay terimler elde edeceğiz. Ardından da çarpım kuralını uygulayacağız. Bir önceki soruda yaptığımız gibi eşitliğin her iki yanının da doğal logaritmasını alalım. Ln y eşittir ln x üzeri x üzeri x. X üzeri x ifadesi x'in kuvveti. O halde bu eşitliğin bu yanını şöyle yazabiliriz. X üzeri x çarpı ln x. Şimdi eşitliğimiz biraz sadeleşerek şu hale geldi. Ln y eşittir x üzeri x çarpı ln x. Yine de bu can sıkıcı x üzeri x ifadesi hala duruyor. Bunun türevini almanın kolay bir yolunu bilmiyoruz. Gerçi türevinin ne olduğunu az önceki soruda bulmuştuk. O ifadeyi buraya yazabiliriz. Tekrar eşitliğin iki yanının da doğal logaritmasını alacaktım ama o durumda karman çorman bir hal alacaktı soru. Neyse ki bu videonun başında x üzeri x'in türevinin ne olduğunu bulmuştuk. İşte burada yazan ifade. Burada yazan acayip ifade. Bunu ezberleyip buraya yazdıktan sonra yeni soruyu çözebiliriz. Hadi çözmeye başlayalım. Bu bölümü daha önceden çözmeseydi geldik. Beklenmedik bir biçimde yeni sorumuzu çözmemizde bize yararı dokunacak. Güzel. Bu bölümü daha önceden çözmeseydik, yeni soruda bir kez daha doğal logaritma alma işlemine başvuracaktık ve ifade daha karışık bir hale gelecekti. Ama x üzeri x'in türevinin ne olduğunu bildiğimiz için hemen yazabiliriz. Eşitliğin her iki yanının da türevini alacağız artık. Sol yanında türevini alıyoruz, sağ yanında türevini alıyoruz. Şimdi arada kalan bu ifadeyi artık dikkate almayacağız. Ln y'nin x'e göre türevi şuna eşitti. Ln y'nin y'ye göre türevi yani 1 bölü y çarpı y'nin x'e göre türevi yani dy bölü dx. Buna zincir kuralı diyoruz. Kapalı türevler konusunu işlerken öğrenmiştik. Bu ifade eşittir. Birinci terimin türevi çarpı ikinci terim. Hepsini yazayım. Bazı adımları atlayıp aklınızı karıştırmak istemem. Eşittir. X üzeri x'in x'e göre türevi yani d bölü dx çarpı x üzeri x çarpı ln x artı ln x'in x'e göre türevi çarpı x üzeri x. Şimdi eşitliğin sağ yanına odaklanalım. X üzeri x'in x'e göre türevi neydi? Bunun yanıtını bulmuştuk. Burada yazıyor. X üzeri x çarpı ln x artı 1. Burayı başka bir renkle yazayım. Altını çizdiğim bu bölüm, ne olduğunu unuttum, x üzeri x çarpı ln x artı 1, evet, x üzeri x çarpı ln x artı 1. Bunu ln x ile çarpacağız, çarpı ln x. Ve buna ne ekleyeceğiz? Ln x'in türevini ekleyeceğiz. Ln x'in türevini zaten biliyoruz, 1 bölü x'tir ve çarpı x üzeri x. Eşitliğin sol yanı da 1 bölü y çarpı dy bölü dx. Eşitliğin her iki yanını da y ile çarpabiliriz. Bu durumda ne olur? dy bölü dx eşittir y çarpı bu upuzun ifadenin tamamı. X üzeri x çarpı ln x artı 1 çarpı ln x artı 1 bölü x çarpı x üzeri x. 1 bölü x, x üzeri eksi 1'e eşittir. Onun yerine x üzeri eksi 1 yazıp x'in kuvvetlerini toplayalım. Böylece ne olur? X üzeri x eksi 1 olur değil mi? Burada y yazması hoşunuza gitmediyse değiştirebilirsiniz. Y buna eşitti. Bunu biliyorsunuz. Bu tuhaf şeye x üzeri x'e eşitti. Evet, ilk başta bakınca kolay gibi görünen ama derinlemesine bakınca anlamını kavradığınız ve aslında karmaşık olduğunu gördüğünüz bu sorunun yanıtını şöyle yazabiliriz. Y'nin x'e göre türevi, evet, eşittir. Y yerine bu ifadeyi yazacağız, eşittir. X üzeri x çarpı bu ifadenin tamamı. Yeşille yazayım. Çarpı x üzeri x çarpı ln x artı 1 çarpı ln x artı x üzeri x eksi 1. Kimin aklına gelir değil mi? Matematiksel ifadeler bazen çok zarifken böyle bir ifadenin türevini alırsınız ve çok şık bir ifade elde edersiniz. Örneğin ln x'in türevini alırsınız ve sonuç 1 bölü x'tir. Gayet sade ve zarif bir ifade. Matematiğin bize böyle sonuçlar vermesi güzel tabii. Ne var ki bazen bir işlem yaparsınız. İlk başta size çok sade ve zarif görünür ama ne kadar karışık ve zahmetli olduğunu daha sonra anlarsınız. Neyse, yine de epey ilginç bir soruydu.